Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mening ismim Shohruh. Men 2024 Green Card g'olibiman. Bugun Amerika YouTube kanalida suhbatlashamiz. Aka, unda o'zingiz haqingizda bir ma'lumot berib olsangiz yaxshi bo'lardi. Mening ismim Shohruhbek. Men Andijon shahrida tug'ilganman. Aka, shu Green Card haqida birinchi bor qachon eshitgansiz? Men oldinlari qiziqardim. Lekin o'ynamasdim. Keyin bir qiziqish uyg'onib qolib, 2022 o'ynaganman nimani, Green Card'ni. Birinchi marta. Birinchi marta shu oilaviy o'ynadik. 2022 o'ynagan bo'lsa, keyin uni orasida men Rossiyaga chiqib ketdim. Endi yaxshi niyat qilib tashlab qo'ydim. Rossiyaga ungacha ishlab kelaman deb chiqib ketib, 2023da o'sha nimasiga rezultati bo'ladigan payti bor-ku, may oylarida. Keyin chiqib qoldi. O'zingiz tekshirdingizmi? Yo'q, men tekshirganim yo'q. Ukam tekshirdi. Keyin sizga YouTube chiqibdi deb anaqa nima qilishdi. Keyin menga ham aka surpriz bor deydi. Bo'pti, nima surpriz desam, shu YouTube opti, YouTube oslar, Keniyaga chiqibdi deydi. Azg'urobdi dedim. Keyin o'sha eshitganimdan keyin bir oydan keyin uje qaytib keldim O'zbekistonga. Rossiyadagi 3 ta tashab qaytdingiz O'zbekistonga. Ha, qaytib keyin qayerga tashlashdi, nimasini harakatini qildi-da. Sizga Green Card'ni kim o'ynab bergan edi? Lenskiyda internetda ko'rib qoldim, Telegramda. Telegramda onlam ko'rib qoldim, "Mo'qilman, menda bor ekan" dedi. Keyin bo'ldi, "Ash paytda shuni telefon qildim. Telefon qilsam bo'ldi, aka, men to'ldirib beraman" dedi. "Hech qanaqa yugur-yugur ketmaydi" dedi. "Hamma dokument telefondanlarni tashlab bersiz bo'ldi" dedi. Tashlab berdik. Bo'ldi, boshqa hech narsa nima bo'lgan yo'q. Tasha bergansiz, confirmation nomerlarni bergan o'zingizga. Ha, ha. Yozib, qog'ozga yozib, o'zini nimasi bor ekan, o'sha blankasiga yozib, dadamga berib qo'yibdi. Endi men ishlaganim uchun anaqa bo'lmadi, meni vaqtim bo'lmadi. Dadamga aytdim, Lenskiyda o'g'lasa kerakchini dedim. Dadam borib, olib keldi keyin. Mana ikkita ekan deb ko'rsatdi menga, bo'p dedi, keyin olib qo'ydi yashilni. Keyin shun bilan ukasi tekshirgan. Ha, shun bilan keyin ukam tekshirsa bolalarimga chiqib qolibdi. Keyin sizga shu dokumentlarni, ya'ni hujjatlarni to'g'rilashdi. Galina paga borishdi. Kimdandir olgandirsiz nimasini? Ha, shu YouTube'larda ko'rdim. Osha Bugun Amerika degan nima bor ekan, kanal bor ekan. Shu kanalda ko'rib qoldim. Osha YouTube'da ko'rdim shekilli. YouTube'da osha oxirida chiqarib qo'ydi, hali Galina pani nimasi bor, kartochkasi bor ekan. Enrique Lux. Ha, Enrique Lux. Aşını ko'rgandan keyin aşinga ishonch hosil qilib, keyin Toshkentga bordik. Bolalarim bilan birga Toshkentga borib, 3 kishi bordik. Borib, aşini topib borib, aşiga keyin topshirdik. Shohruh aka, Galina paga bordinglar. Galina pa hujjatlaringizni olib borganlaringizni qabul qilaman deb aytdimi yoki yo'q, odamim ko'p deb yo'q degandek qilmadimi? Yo'q, hech qanaqa nima degan yo'q. Bo'ldi dedi, men o'zim dedi, nima qilib beraman? Inglizchaga o'rganib, buni o'zim yo'llari bor dedi. O'zim qabiraman dedi. Men ham dedim, "Osha nimadan reklama orqali keldim" dedim, "Begi" dedim. Desa, "Ha, bo'ldi" dedi, "Hech qanaqa gap so'z yo'q" dedi. Endi desa, "Dokumentlar kerak bo'ladi" dedi. "Biz hech narsasiz borganmiz-da endi, u payt esimda yo'q. Osha polni dokumentlarni olib kelasan" dedi. "Osha yerda keyin o'zining xizmatini gaplashdik. Xizmat haqqi qancha bo'ldi?" "Xizmat haqqi 5 million" dedi. "Oilaviyga?" "Ha, oilaviyga." Ya'ni bir kishi bo'lsa arzonroq, oilaviy bo'lsa qimmatroq shekilli, yo bir xil. Shunaqa, shunaqa 3 millionmiki, bir kishiga 3 millionda. Ha, oilaviyga 5 million. Oilaviyga 5 million. 5 million dedi, qog'oz beramanmi yo so'm berasan, so'm bera olasan dedi. Oldindan 2,5 million pul to'ladim. Keyin oxirida berasan dedi. Dedi, "Bo'p, kelishdi, ashu narsaga kelishdi, hamma yo'qmi?" To'lab chiqdim. Chiqqandan keyin aslida aytgan dokumentlarini, oilaviy dokumentlar, keyin diplomlar, ayolimni diplomlari, meniki, masalan, nima bo'lsa dedi, olib kelasan dedi. Shu yerda men skanerdan chiqaraman dedi. Endi o'sha dokumentlar tayyorlayman dedi. Aka, keys raqamingiz nechchi edi? 2614 bo'lsa kerak, esimda. 2614. Sizniki nima deydi, yaqin ekanda chaqirishgan, oktyabrdan boshlanadigan bo'lsa. Ha, oktyabrda. Pastroq ekan. To'g'ri. Bizni noyabrda chaqirdi, 8 yanvarga chaqirdi. Telefon qilib aytdimi? Ha, yo'q, bizni unga telefon qilishdan oldin men tekshirib ko'rdim bir. Ukamga aytdim, "Bir tekshirib ko'rchi" desam, tekshirib ko'rdi, o'sha aka dedi, "Sizni nimangiz ketdi" dedi, "Hali taklifnomangiz" dedi. 8 yanvarga ekan dedi. Keyin Galinaga tashadim. "Bu manaqa ekan" desam, "Ha, bo'ldi unda" dedi. "Men ham endi aytaman deb turuvdim" dedi.
Doğru abi, bopta yaxşı olup dedim. Kege, suhbat kaçan buladı deyip soradım. Nümeni, medas motor de. Medas motor kaçan buladı desem, ben hala onu bilmiyim ben dedi. Bilmiyim ben doğru. Dek abilerde 28. gibi varıp, bop oldu. Bir gün aldım telefon kıldım benim galiba. 28. günü dedi, medas motoru ötesem dedi. Bir gün aldım telefon kıldım. 27. gün telefon kıldı. 27. günü kıldı yaptı. Ben ettim, zaten aldım telefon kıldı koysan yaxşı olardı. Biz dedim, Anjondan Tashkentga borış oson mu dedim. Hali har xil perevallarda qor yog'ib qo'yadi, boshqa bo'ladi. Nimamiz ketib qoladi dedim. Hali vaqtda borganimiz yaxshi desan, u ham endi vaqti yo'q shekilli. Asha bir kun oldinga chaqirdi. 20 ash kuni keyin 27-chi kuni kechqurun ketdik, yo'lga chiqib ketdik-da. 5-da 28-chi kuni ertaman yo'lga chiqdik. Tibbiy ko'rikka kirayotganlaringizda sizlardan qandaydir bir hujjat so'radimi? Tibbiy ko'rikdan hozir qog'ozi bor ekan-ku. Qog'oz bergan sizlarga. Tayyor qog'oz kelib berganlar bizga. Sen dedi kelib millionimga kelsang dedi, men senga qog'oz beraman dedi. Shu qog'oz bilan borasan dedi. Bir kun oldin bordim, borib hamyoda ovo oldim. Endi u paytda uje soat 9 da. Biz 9 ga chaqirganda, 9 da u ochilmaydi u yer. Ashuning uchun bir kun oldin borib, oladigan narsani olib bordim. Eshikdan kirishimiz bilan ash qog'oz so'radi. Qog'oz berdik. Berib yana ash nima kirib ketdik, metroga kirib ketdik. Ya'ni tibbiy ko'rikda ham Galina opani o'zi belgilab sizni chaqirgani? Ha. To'lovlarni ham o'zi Chase karta orqali to'lov qilingan-da. Biz bor to'lov anaqa yanimiz yo'q-da. Oldindan to'lab qo'ygansizlar. Oldindan kartaga pul tashaganmiz. Ash kartada keyin rasmga olib, oldi orqasini rasmga olib Galepa tashadim. Galepa o'zi to'lov joylari bor ekan, uni bilmayman. Qanaqa qilib to'ladi bilmayman-ku. Ashinda tortib oldi pulni. Bir kishiga necha puldan to'ladinglar? Bir kishiga 180 dollardan to'ladik. 260 dollar. 260 dollar to'ladik ya kishiga. Tibbiy ko'rikda asosan nimalarni tekshirar ekan? Asosan shunda kirishingiz bilan ko'z tekshirar ekan, birinchi o'rinda ko'zingiz tekshirar ekan, keyin yurak tekshirar ekan, keyin o'pka ekan. Bu yoqa melochopka narsalar ekan. Asosiysi ko'z ekan. Hamma yoqdan yaxshi o'tdinglar. Ha, hamma yoq o'tdi, hech qanaqa problema bo'lgani yo'q. U yerda qog'oz bermaydi? Yo'q, u yerda qog'oz bermaydi. U qog'ozlarni rezultatlari o'zi primoy anaqa jo'tar ekan. Pasostovaga. Sizlarga prilifkalarni ham yozib berdimi, yozib bermadimi? Prilifkalarnimi? Prilifkalarni ashi paytda ashi oxirgi joyga borganda bitta aka bor ekan, hatto esimda yo'qdi. Shu odam ashi doktor ekanda, qonli hayot tekshirar ekanda, nima olgansan, qanaqa qolgansan, qanaqa vaksina olgansan deb so'raydi ekan. So'raganda aytib bo'lganingizdan keyin, mana qanaqa vaksina olganman deganingizdan keyin keyin u o'zi bitta vaksina yozib berar ekan, baribir bitta vaksina yozar ekan-da ular. Menga ashu grippga, ashu teri kasalliklarga, ashu naqa narsalarga yozdi xolos. Xususiy ekan ulardan, vaksinalar ham xususiy ekan. Ashuga borsang dedi, уже ko'pigandan keyin dedi, bizga dedi, rezultatini dedi, sertifikatlarini o'zi через pochta tashlab qo'yishadi, o'zi ular biladi dedi. Ashu aytgan adresiga bordik, borib tashattirib qo'ydik. Qog'oz tashlab qo'ying dedik, biz ketayotgan ketadigan odammiz dedim. Anaqa bo'lmasin dedim. Degandan keyin bo'pti dedi. Ashida o'zlaringlar shunday nima qilib, nimadan emaydan tashlab qo'ydi. Vaksinalarni narxi qancha ekan? Qimmat emasmi? Vaksinalar 100 dollardan bo'lta bir kishiga 200 dollar ketdi. Tibbiy ko'rikdan o'tdinglar, vaksinalarni oldinglar. Endi suhbatga kirish kerak. Yanvarning qaysi kuniga belgilandi? Nechinchi kuniga? 8 yanvar soat 9 ga belgilangan ekan. 8 yanvar kuni soat 9 ga bordik, borib, o'sha yerda nima, pasostovaga kirdik. Kirganimizdan keyin dokumentlarni endi yaxshi, ham yo'q, to'rtga kelib bergan dokumentlarda hech qanaqa problemamiz bo'lmadi. Galinapa tayyorlab bergansizlar. Hamma bir kun oldin bordik Galinapa yoniga. O'zi aytdi, hamma dokumentlaring ham yo'q, joyida hech qanaqa nima yo'q dedi. Bir kun oldin borib, ham yo'q, olib kelib oldik. Olib kelib, ertasi kuni keyin pasostovaga kirdik. Soat 9 ga keldik. Odam ko'pmidi, ozmidi? Odam bir 20 tacha odam bor xolos, ko'pmas. Green card bo'yichami yoki turli vizalar ham bor? Ha, turli vizalar, green kartalar. Elchixonaga kirdinglar, suhbatga to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketdinglarmi yoki undan oldingi bir qandaydir bir hujjat ishlari bo'lar ekanmi? Yo, birinchi xonaga borib to'lov qildik. Nechta puldan to'ladinglar? 330 dollardan hal bitta odamga. Ya'ni suhbatga kirgan ikkita odam bo'lsa kishiga 330 dollardan 660 dollar to'ladingiz. Ha, to'ladik. To'lab chiqqandan keyin bu yoqqa o'tib, ikkinchi oynadan dokumentlar isponi topshirasiz ekan. Osha pasportga kelib yurgan dokumentlarni olib olganmiz Galinapadan.
şurada ikinci oynayı tavşır deyik. Tavşır gelmemizden ki sizler yeni küstürüyorlar dedi. Sizler dedi, suhbaki çakırlar deyin dedi. Keyin skamekelerde oturduk. Küstüp oturduk. Şu bir saatler deyken de keyildi öçürtümüz. Keyin ayolumdan ki onu çakırdı. Aşette suhbatta. Devam ettik aşette. Neçinci oynayı çakırdı? Benimce üçüncü oynayı çakırdı. Bu yerde suhbat sizler bilen İngiliz tili de buldu mu? Rus tili de mi yok ki Özbek tili de mi? Yok, Özbek tili de buldu. Yanımızda bitti. Yaşlı kız geldi, periyotçi geldi. Tercüman var. Tercüman var. Sizler soramasıyla mı ozu geldi mi yok ki sonra değil mi? Yok, biz sonra gelmemiz yok. Ozu geldi, bir de ayol kişi, bir de kız geldi. Ozu şu İngiliz ayolun ayol kişiyken de, yaş yattır ayol kişiyken. Periyotçi çakırıp çekildi. Ben aşı payıttı, kegen payıttığında ucu keyludu, yanımız keyludu. Kegen aşıda suhbat boşlandı. Birinci savalı ne oldu? Birinci savalı, sen kayırga çıkkansan, çetkilerde kayırga çıkkansan de menden soradı. Orada men dedim, Rusya'ya çıkkan ben dedim. Rusya'da kaç yıl boğansan de orada. Ben 2004'den dedim, 2016 geçe boğan ben dedim. Aşın içinde boğan ben dedim. Desem, ha bu oldu, zor dedi. Sen yine kayırlarga çıkkansan de orada. Türkiye'ye çıkkan ben dedim. Türkiye'de 2018'den 2019 geçe boğan ben dedim. Kozakistan'da hem boğan ben dedim. Kozakistan'da köpüm 3 ay boğan. Sen o işin aslında ben, niye başına dedi. Yani İkisi davletke çıkan bu ses, uzağırak müddet türken bu ses, bu davletlerde elçikhanelerden sudlama genliği hakkında kovaz alasak ya. O Galinlepev'den hud da şu doğrusu gelpleşkenimizde, şu Rusya'da şu 2004'den 2016 geçe bu gelme, kendi Türkiye'de bu gelme, Türkiye'de 18'den 2019 geçe bu gelme de genelinde, sen gelirken bizge de gelene kadar sudlamayan kovaz hak gelesem de genel. Rusya'nın pasosyalası gibi varıp, Taşkent'de, Yunusabad'da. Bari onu alıp giyeyim ben, Rusya'nın nümesinden alıp giyeyim ben, Türkiye'ninkinden alıp giyeyim ben. Tutulamayın hakkında koğuz alıp giyeyim ben. Türkiye'ninkini Özbekistan'da hem olsa buladın mı? Buladı, o zaman nümesi varırken, pasos olası varırken. Hamasa'nınki varırken, peşti üyede. Yani malmamaz, olsa buladı. Buladı, olsa buladı. Hiç kanaka kıyınçılığı yok Türkiye'ninkinde. Çünkü kirasız, şu tutulamayın hakkında koğuz deseyiz, nümege deydi. Şunu da green card'daki deseyiz, bu sırası İngilizce'ye ögür verirken bir yolu. İngilizce'de koğuş kaybederken, nümeyde, tutulamayan hakkında koğuşdu. Hiç kança vakit gitmedi, yani sol bir sol vakit gitmedi. Fakat yine Rusya'da, Rusya'nın pasolosluğunda 3 hafta vakit gitmedi. Topşer asarken onu, 3 hafta rezultatını kütarsarken. Bu koğuşdu, uzumuzdan hem alınadıkken mi, alınmadıkken mi? Bizden hem alınadı. Uzumuzda mı, Ancan'da, Yagana Dacca'dan mı gelmez? Tezde bulsak yere bizdik. Uyuyam, bir yarım soğuk, harikliydi. Nimaya qala o'chirki qala. Keyingi savollar qanday bo'ldi? Keyingi savollar ayolimdan so'radi. Oldin qayerda o'qigansan dedi. Qaysi nimada kollejda o'qigansan dedi. Shu kollejlarni aytib berdi. Keyin nima ishdi, nima ish qilgansan dedi. Do'g'ri shunaqa chevachilik qilganman dedi. O'zimiz talab, o'zimiz nima dedi? Sexda ishlaganman dedi. Hozir nima ishlamayapsan dedi. Hozir dedi, xo'jayinim ruxsat bermayapti dedi. Shu bilan nima tugadi. Ya'ni 3-4 minut vaqtlar ketdi xolos. Ha, hech qancha vaqtimiz ketmadi. Shuni aytib o'rganimizdan keyin, "Bo'ldi" dedi, "Sizlar" dedi, "O'tdinglar" dedi, "Pasportingizni olib olamiz" dedi, "Biz sizlarga telefon qilib chaqiramiz" dedi. Vizalaringiz tasdiqlandi deb aytdi. Ha, vizalaringiz tasdiqlandi dedi. "Biz o'zimiz telefon qilamiz sizga" dedi. 10 kun atrofida 18 17-inchi kun telefon qildi menga. Ettaman telefon qildi, pasportlardan telefon qildi, olib keta olinglar. Dokumentiyle tayyor oldu dedi, vizelerle çıktı dedi. Sizlerle kağız vermedi hiç kendi? Yok, hiç kendi kağız vermedi. Telefonlarımızda belki işte. Köp adamı vermedi. Birinci kiriyerlerle verdi. Kiriyerlerle vermedi. Hakikaten köp adam diplom hakkında soru etti de. Sizlerde diplomlarda, atıstatlarda muamma bulmadı mı? Yok, hem de dokumentimiz yakışı bulmadı. Hiç kendi muamma bulmadı. Eğer muamma bulamıyor musun, misal? Galin hep ayırdı, muamma ne kadar kançılı dedi. O, opa şuna kadar nümeyken ki, Hama yo'g'ida mana shu tayyor etdi. Dokumentlarni polni qildiradi. Hech qanaqa dokument anaqa kam qolib ketmaydi ekan. Ya'ni hamma yo'g'ingiz chotki bo'lib, tayyor bo'lib kirgan ekansizlar-da. Ha, hamma yo'g'ida masalan, dokumentlarda hammasini o'zini nimasiga qo'yib, tikib qo'yar ekanki, hech qanaqa dokumentdan problem bo'lmaydi ekan. Aytayapman, biz kirgan pasportga kirgan bo'lsak, qolgan joyda to'lov qilgandan keyin shunaqa bir qog'oz yozib qo'yar ekan, dokumentlar to'g'riliyiladi. Ne işte odan aşağıda avara bo'lyapti. Kimidir perevodi yok, kimidir kopyası yok, nimasidir yok da endi. Jabr ekanda ularga. Unda bo'lsa ham Galinapaga bora olish kerak ekan. Ya'ni biz to'g'ri maslahat bergan ekanmizda. Ha, to'g'ri maslahat bergan ekansizlar.
biz aslında maslahatıyla nima qilib, ashiga bordik, mana hozir kam bo'lganimiz yo'q. Suhbatdan o'tdingiz. Sizga telefon qilishdi, keyin necha kun ichida borib vizangizni olib keldingiz? 8-chi kun topshirgan bo'lsa, 17-chi kun telefon qildi menga. Sarkam necha 9 kun bo'ladimi? 17-chi kun telefon qilib, olib ketinglar 18-chi kuni dedi. 18-chi kuni obeddan keyin soat 2:00 olib ketinglar dedi. Shu bosh oshiga gapirgan ishni qo'yib qo'ydi turibgani. Bo'ldi, xursand bo'ldik biz ham. Chiqqaniga. Ko'p odamniki bir haftaga nima qilgan ekanda, bir hafta oshib ketsa bir hafta ekanda. Vizalarni olib oq, biletlarni sotib oldingizmi yoki 1-2 hafta o'tdimi? Yo'q, vizalarni olib, sirasi harakat qildik. Sirasi nima bordik, avokassiyaga, vokzalga bordik, Anjon vokzalasi. Mumtoz yonida avokassiyalar bor, o'shaga borib surishtirdik. O'sha yerdan o'zimizga vikendingroq nima topdik. Oy 2 kishiga 1300 dollarga oldik. Bilet 2 kishiga. Kishiga. Borsiz, sizga bilet sotaveradi ekanmi yoki vizangizni ko'radi ekanmi? Vizangizni ko'rar ekan, vizangizni ko'rib, "U pozdrav o'rsa ekan-da, u pozdravlayu" dedi. Ko'rib, keyin ashida nima qilib, nima bilet yozib berdi keyin. Sizga bu yerda tanishingiz bor edi. Ha, bu yerda meni o'zimning mahallam bor, Habibullo degan bola bor. Asha bola bilan gaplashtiruvdik, Asha bola aytdi, "Bola aka kelavering" dedi. "Men o'zim kutib olaman" dedi. Shu fevral oyida keldingiz keyin. Ha. 15 fevralda uje men kechqurun 2:30 registratsiya bo'lgan bo'lsa, osha mana Amerikaning vaqti bilan soat 10 takan 10 yetib keldik-da, 10ga uchib keldik Jon Kennedyga, aeroportiga. Bu qo'shningiz o'zi kutib oldi. Ha, o'zi kutib oldi. Keyin Filadelfiyaga qarab to'g'ri keldinglarmi yo Nyu-Yorkda? Yo, to'g'ri Filadelfiyaga keldik. Kelib qo'shningiznikida 1-2 kun turgandingiz sizlar. Yo, turganimiz yo'q. Biz O'zbekistonda osha 15 kun oldi, mana kelishimizdan 15 kun oldi, uje kvartiralarning harakati bo'lgan. Kvartiralarning iloji bo'lsa, adeni kvartira topib bering bizga. Biz oilali odammiz. Masalan, hali 2 xonali kvartiralar bor ekan-ku, bitta xonasida er-xotin yotdi, unaqa bo'lmaydi bizga. Iloji boricha bitta xona kerak bizga. Adeni deb gaplashganmiz, bo'ldi aka dedi. Keyin osha bu yerda anaqa o'zbek rentallar bor ekan, shu rentallar bilan gaplashib, osha bitta xonali studiya anaqa nima qildi? Gaplashdi. Ko'rsatdi videosini, aka mana uni ko'ring dedi. Shu 1200 dollar ekan oyiga dedi. Ko'rdi-ya, hamma shuni ham hamma joyida ekan, do'pisi bor ekan. A bu sizga yoqdi. A menga yoqdi. Videolarni ko'rsatdi, az zo'r yaxshi ekan dedi. Shu bilan ashini gaplashib, ashi kvartirani bayladik. Kelishib bo'ldik-da, 15-chi kuni pulni beradigan bo'ldi, kelibdi. Keyin to'g'ri Filadelfiyaga kelib, ashi kvartiraga borib, telefon qildik. Asha kvartira nimasi bilan asha yerda kelgandan keyin ochib berdi, ko'rsatdi, hamma joyida, hech qanaqa problema yo'q. Asha yerda keyin pulini berdim. O'zingizni nomingizga hamma yo'q. Ha, o'zim nomimga bo'ldi. Nimaki asha 15 kun oldin gaplashganimizda menda bizdan pasportlar so'radi, oilaviy pasportlar so'radi. Asha dokumentlarda keyin email so'raydi, keyin emaillarda hammasini tashlab, qaq oformit qildida bizning nomimizga oformit bo'ldi. O'zbek odam. Ha, o'zbek ekan. Hozir u olgan kvartiralar studiyami? Ha, studiya. Qanchaga tushdi oyiga? Oyiga 1200 dollardan tushdi. Depoziti bor ekan 1200 dollar ekan. Birinchi oy bitta depozit. Ha. 2400 dollar berdi. 2400 dollar kvartiraga pul berdik. Bu sizga uyni topib bergan odamga xizmat haqqi berdinglarmi yoki bermadinglarmi? Yo, bizga boshida aytdi, birinchi shartnoma bo'ladi dedi. Ali 1200 so'ramas dedi, birinchi 500 dollar dedi, shartnoma qilinadi dedi. Shu shartnoma bo'lgandan keyin dedi, kelgan dedi, 15-chi kuni qolganini to'la olasizlar dedi. Asha 1200 dollar kvartira, keyin 1200 dollar depozit dedi. Bo'ldi, biz ash kuningizga kelishdik u bilan, ash kuningizga sirasi 500 dollar unga berdik. U anaqa qildi, shartnoma qildi. Shu bilan mana kelib, ash kvartirada yashayapsiz hozir. Aka, avtomobil sotib oldingizmi, sotib olmadingizmi? Sotib oldim, bitta Toyota Priusdan sotib oldim, variantga. Haftasiga 500 dollardan uzvorishga sotib oldim. Ya'ni avtomobil muammo emas ekan, sotib olish bu yerda. Yo, muammo emas ekan. Вообще oson ekan bu yerda. Lekin bu biz yashab turgan tumanda, ya'ni rayonda avtomobil juda kerak bo'ladi-da, ko'rayotgandirsiz o'zingiz. Ha, hozir har bitta oilaga kerak ekan, bu yerda kerak ekan. Men osha YouTube tarmoqlardan ko'rganimda shu o'zimizda o'zbeklar aytganida har bitta oilaga bitta mashina zarur deganda, haqiqatan ham kerak ekan. Mana biz kelganimizdan keyin 2 kundan keyin sotib oldim-da bu mashinani. Payshanba kelgan bo'lsam, shanba kuni sotib oldim. Ungacha qiyinchilik ko'rmadim.
Ülkemiz var, Habibullah var, kıyınçiliği bulmadı. Bari bir, yani uyan kaçan geçir değil mi? Biz uyumuzda içkiler orada çıkıp köyün üstüne anca vakit getip oladı. Tahşi akıllı yürüyorsun, bundan kendi maşına olacağımız yağıştı. Hürmetli kuzatıcılar, kanalımızda abone bu koyuşu esten çıkmasın. Bugün Amerika'da YouTube kanalımızı boş sahifası da Instagram, Telegram'larga yem silkelerimiz var. Uyurge yem ötüp abone bu işiniz mümkün. Biz unda hisob kitobni boshladik. Akamiz green cardni natijalari chiqqandan keyin, yutganini bilgandan keyin Galina opani oldiga boribdi. Galina opa xizmatlari uchun DS-260 to'ldirish va boshqa hujjatlarni to'g'rilab berish uchun 5 million so'm ish haqqi so'rabdi. Bu 400 dollar hisoblasak, oilaviy DS-260 to'ldirish uchun. Bundan keyin suhbat belgilangan va tibbiy ko'rikka bir kişi üçün 180 dollardan, iki kişi üçün 360 dollar. Bunga qo'shamiz vaksinalar bir kişi üçün 100 dollardan, iki kişiye 200 dollar. Bundan tashqari suhbatga kirgan kuni bir kişiye 330 dollardan suhbat üçün to'lov, iki kişiye 660 dollar bo'ladi. Buni to'lagan va suhbatdan o'tib vizalar tasdiqlangan, keyin bilet oldim deyapti akamiz. İki kişiye qo'shamiz 1300 dollarga New York'a uchib kelish uchun. Endi bu akamiz O'zbekistonda turganda shu bu yerdagi realtor aka bilan gaplashibdi. 500 dollar shartnoma uchun to'labdi. Kvartirani nomiga hujjatlashtirish uchun kelib 2400 dollar birinchi oy va security deposit beribdi. Bularni hammasini hisoblaganimizda 5820 dollar chiqyapti. Endi bundan tashqari mayda-chuyda xarajatlar uchun ham pul ketgan bo'ladi. O'zlaringiz bilasizlar, tekinga bo'lmaydi. Sudlanmaganlik haqidagi qog'ozlar, o'zimizda shu bir darchadan olinadigan shunaqa qog'ozlar uchun ham obshiy hisoblab yana 180 dollar qo'shamiz. Undan ko'p ham ketgan bo'lishi mumkin. Endi men mayda-chuyda deb 180 dollar qo'shib qo'ydim. Shun bilan 6000 dollar ketyapti. İki kishiga oilaga kelib shu bitta studiyani olib yashash uchun. Bundan tashqari akamiz yana 4000 dollarga bitta avtomobil sotib olibdi. Mana hisoblaganimizda bitta oilaga er-xotin uchun suhbatdan o'tib, vizalari tasdiqlanib, Amerika Qo'shma Shtatlariga uchib kelib, bitta studiya olib, birinchi va security deposit to'lab, bitta avtomobil olib, ishni boshlab olish uchun 10000 dollar ketibdi. Menimcha hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, 10000 dollar kelib, joylashib, avtomobil olib ishga chiqib olish uchun o'rtancha narx bo'lib turibdi hozir. Endi kimikidir sal ozroq bo'lishi mumkin, kimikidir sal ko'proq bo'lishi mumkin. Endi buni biz ayta olmaymiz. Biletlarning narxlari balatroq yoki pastroq bo'lishi mumkin. Endi bundan tashqari bu akamiz 220 dollardan green cardga pul to'laydi. İki kishiga 440 dollar. Shun bilan hammasini hisoblaganimizda 10440 dollar sarf xarajat bo'ldi. To'liq bu akamizning xarajatlarini mana o'zlaringiz ko'rib, eshitib bildinglar. Aka, suhbat uchun sizga ham rahmat. Shuncha ma'lumotlar berganingiz uchun. Hurmatli kuzatuvchilar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.